Sindirim sistemimizin başlangıcı olan ağız ve diş, dış ortamla ilişkili olduğu için sağlıklı olması oldukça önemlidir. Ancak ülkemizde ve tüm dünyada diş ve diş eti hastalıkları en önemli sağlık sorunları arasında yer almasına karşın hayatı doğrudan tehdit etmediği için gerekli özen gösterilememektedir. Aynı zamanda konuşmamıza da yardımcı organımız olan ağız, sindirim kanalının girişidir. Ağızla alınan yiyecekler çiğnenip tükürükle karıştırılır ve sindirime hazır hale getirilir. Yine ağzımızda bulunan dilin ise çiğneme, konuşma, yutma gibi pek çok görevi vardır. Dişlerin ise ağızdaki yiyeceklerin parçalanması ve öğütülmesi görevinin yanında konuşma ve görünüme de önemli etkileri vardır. Diş sağlıkları bozularak dişleri eksilen kişiler bazı sesleri çıkarmada zorlanarak konuşma bozuklukları yaşayabilir. Dişlerin ağıza girip görünür hale geldiği süreç diş gelişimi sürecidir. İlk dişler 6-24 ay arasında sürülen süt dişleridir. 6 yaşından itibaren ise süt dişleri dökülerek kalıcı dişler ağızda sürer. Peki dişlerin görevleri nelerdir? Dişler sindirim sisteminin bir parçasıdır. Besinlerin koparılmasını ve ezilip parçalanmasını sağlayarak sindirim sistemine yardımcı olurlar. Konuşmaya yardımcı olurlar. Seslerin doğru bir şekilde çıkmasını sağlarlar. Estetik fonksiyonları vardır. Dişler bir insanın görünümüne büyük katkıda bulunurlar. Ayrıca dişler etrafındaki destek dokuları koruyarak gelişimlerini sağlarlar. Peki dişlere neler zarar verir? Besinleri çok soğuk ya da çok sıcak içmek, asitli ve şekerli yiyecek ve içecekleri fazla tüketmek, sürekli atıştırmak, sağlıksız ve yetersiz beslenmek, diş etlerine kürdan gibi cisimlerle zarar vermek, şişe kapağı açmak, sert kabuk kurmak, kalem vesaire ısırmak, buz kırmak için dişlerimizi kullanmak, uzun süre emzik, biberon kullanmak ya da parmak emmek, diş sıkmaya da tırnak yeme gibi alışkanlıklar, sigara ve tütün kullanmak, günlük diş bakımını yapmamak ya da yanlış tekniklerle diş fırçalamak, aşırı macun kullanımı ile günde 3'ten fazla diş fırçalamak dişlerimize zarar verir. Diş çürüğü en kısa tanımıyla ağızdaki bakterilerin dişlere verdiği zararlardır. Yiyecek artıkları, mikroplar ve uzun süre olan bu süreç diş çürüğüne yol açar. Diş çürüğü hepimizin başına gelebilir. Bunu korumak bizim elimizdedir. Kurallara dikkatli bir şekilde uyarsak diş çürüğümüzü önlemiş oluruz. Erken dönemde diş çürüklerinin fark edilmesi diş kayıplarını önleyebilir ya da geciktirebilir. Ağız ve diş sağlığı için neler yapılmalıdır? Dengeli ve yeterli beslenmeye dikkat edilmelidir. Güçlü dişler için A, C ve D vitamini içeren yumurta, karaciğer, balık, havuç, yeşil sebzeler ve meyve, kalsiyum içeren süt, yoğurt, peynir gibi gıdalar bolca tüketilmelidir. Şekerli yiyecekler ve asitli içecekler tüketildikten sonra dişler fırçalanmalı, en azından su ile fırçalanmalıdır. Ceviz, fındık gibi kabuklu ve sert yiyecekler dişler ile kırılmamalıdır. Dişler günde 2 kez flor içeren diş macunu ile fırçalanmalıdır. Diş temizliği, diş ipi ve ağız içi gargara ile bitirilmelidir. 6 ayda bir diş hekimine kontrole gidilmelidir. Doğru diş fırçalama nasıl olmalıdır? Doğru diş fırçası orta sertlikte naylon, ağız içinde rahat hareket edilmesi ve arka dişlere ulaşabilmesi için baş kısmı büyük olmayan fırçadır. Günümüzde çürük, diş eti iltihabı, tartar, lekeler ve diş hassasiyeti gibi pek çok problemle savaşmada yardımcı olması için tasarlanmış birçok diş macunu çeşidi bulunmaktadır. Bunlardan kendiniz için uygun olanını kullanmanız gerekmektedir. Doğru diş fırçalama nasıl olmalıdır? Önce üst dişlerimizin, daha sonra da alt dişlerimizin dış yüzeylerini fırçalayın. Önce üst dişlerinizin, daha sonra alt dişlerinizin iç yüzeylerini, bütün dişlerinizin çiğneme yüzeylerini yani üst yüzeylerini temizleyin. Daha ferah bir nefes için dilinizde fırçalamayı unutmayın. Peki doğru diş ipi kullanımı nasıl olmalıdır? Yaklaşık 40 santimetrelik diş ipi alarak
İpliğin büyük bir bölümünü orta parmaklarınızın çevresine sarın ve kullanmak için 4 veya 5 santimetrelik ipi açıkta bırakın. Diş ipini baş parmak ve işaret parmaklar arasında gerili tutarak dişleriniz arasında nazikçe yukarı ve aşağı doğru hareket ettirin. İpliği tüm diş yüzeylerinde nazikçe gezdirin ve ipin diş eti çizgisini geçtiğine emin olun. Diş ipini zorlamayın. Aksi takdirde hassas diş eti dokusu kesilmesi veya doku ezilmesiyle karşılaşılabilir. Dişten dişe geçerken diş ipinin temiz bölümlerini kullanın. Diş ipini çıkarmak için ipliği dişinizden yukarı ve dışarı taşımak için aynı ileri geri hareketleri uygulayın.